Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün sizlere tarihin en gizemli ve korkutucu cinayetlerinden bir tanesini anlatacağım. Olay o kadar ilginçtir ki aradan 60 yıl geçmesine rağmen cesedin kime ait olduğu hala bulunamamış ve dava kapanmamıştır. Hazır mısınız? Bugünkü hikayemiz Kutudaki Çocuk. 25 Şubat 1957 yılında Amerika Philadelphia'da bulunan küçük bir çocuk cesedi o yıllarda ülke genelini ciddi anlamda sarsmıştır. Gizemini hala günümüze kadar koruyan bu olay medyada o kadar büyük bir yankı uyandırmıştır ki kimliği belirlenemeyen ve nereden geldiği bilinmeyen bu çocuğa America's Unknown Child, yani Amerika'nın bilinmeyen çocuğu lakabı takılmıştır. 3 ile 7 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğun küçük bedeni tamamen çıplak ve battaniyeye sarılmış halde karton bir kolye yerleştirilmiş şekilde bulunur. Bu kolye perakende satış yapan JCPenney isimli büyük bir firmaya ait olan bir bebek beşiği kutusudur. Kutu ilk olarak Philadelphia'da ormanlık bir arazide misk sıçanı yakalamaya çalışan ve bunun için fare tuzakları kuran bir adam tarafından fark edilmiştir. Misk sıçanı. Bir insan neden misk sıçanı yakalamak ister ki? Ancak Pennsylvania eyaletinde misk sıçanı yakalamak yasak olduğundan adam ceza almamak için polise haber vermemiştir. Olaydan birkaç gün sonra bu karton kutu ormanda tavşan kovalayan genç bir kolej öğrencisi tarafından fark edilmiş. Ancak enteresandır ki bu çocuk da polise haber vermek için bir gün beklemiş. Genç adamın dediğine göre bunun sebebi olaya dahil olmak istememesiymiş. Konu hakkında kapsamlı bir araştırma başlatan polis çocuğun vücudunda birçok morluğa rastlamıştır ve çene kısmında da L şeklinde bir yara vardır. Bu morluklar ve yaralar çoğunlukla olarak çocuğun bilek kısımlarında ve kasık bölgesindedir. Çocuğun saçları parça parça kesilmiştir ve hatta kutunun içinde de bazı saç kalıntıları polis tarafından bulunmuştur. Ve muhtemelen çocuğun saçlarının cinayet işlendikten sonra kesildiği tahmin edilir. Ayrıca vücudu da cinayet işlendikten sonra çamaşır suyuyla yıkanmıştır. Parmak izlerinin alınıp DNA araştırmasının yapılmasından sonra polis çocuğun kolaylıkla bulunacağını sanmıştır. Ancak kimse çıkıp çocuğu sahiplenmemiştir. Ayrıca kutuda bulunan başka parmak izleri de polis raporlarındaki herhangi bir kişiyle uyuşmamıştır. Bu yüzden çocuğun ve katilin kim olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Yaralar ve kafa travması nedeniyle çocuğun medikal bir operasyon esnasında öldüğü tahmin edilir ancak kanıtlanamaz. Polis ardından çocuğun içinde bulunduğu kutudaki seri numarasını araştırmaya başlar. Ve içinde bebek beşiği olan bu kutunun cesedin bulunduğu ormanın 25 kilometre uzaklığında bulunan JCPenney dükkanına ait olduğunu ve ürünün çok kısa bir süre önce alındığını öğrenir. Ardından araştırma yapan polis bu ürünü satın alan 12 kişi olduğunu tespit eder. Ancak bunların hepsi alışverişlerini nakit parayla yapmıştır. Böylelikle katil olduğu varsayılan kişiye asla ulaşılamaz. Olay kısa bir süre içinde medyada inanılmaz büyük bir yankı uyandırır ve çok geniş kitlelere ulaşır. Ayrıca küçük çocuğun resminin basılı olduğu 400 bin flyer, yani broşür, ülke genelindeki polis istasyonlarına, mahkeme salonlarına ve daha birçok yere dağıtılmış, gaz istasyonlarındaki bazı faturaların üstlerine bile yapıştırılmıştır. Halen hiçbir sonuç alınamayan Philadelphia'daki bu ormanlık alan defalarca incelenmiş, 270 farklı polis ekibi bölgede araştırmalar yapmıştır. Bu ormanlık alanda mavi bir çocuk şapkası, çocuk atkısı ve peçete gibi delil olabilecek bazı şeyler bulunsa da bunların hiçbiri polisleri ve dedektifleri herhangi bir sonuca yönlendirmemiştir. Hatta çocuk giydirilerek fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğraflar basına dağıtılmıştır. Oldukça iğrenç bir düşünce bence. Ardından zavallı küçük bebek Philadelphia dedektiflerinin hazırladığı ve parasını da kendileri ödedikleri bir cenaze töreniyle mezarlığa defnedilmiştir. Seneler içindeki araştırmalar esnasında tabii ki bu çocuğun kim olduğunu ortaya çıkarabilecek ve gerçek olabilecek birkaç tane teori üretilmiştir. 1960 yılında araştırma ekibinden bir kişi psişik güçlere sahip bir medyumla bağlantıya geçer. Bu kadın polislerden cesedin bulunduğu yere oldukça yakın olan bir bakım evine bakmalarını ister. Belirtilen bakım evine giden polisler evin içinde çocuğun cesedinin bulunduğu kutuda satılan JCPenney markasına ait bir bebek beşiği bulurlar. Ayrıca evde çocuğun sarılı olduğu battaniyeye benzeyen ve o battaniyeyle aynı desende olan farklı örtüler ve kumaş parçaları da vardır. Araştırma ekibi çocuğun bu bakım evinin sahibinin üvey kızına ait olabileceğini ve adamın üvey kızının evlilik dışı bebeği olduğu anlaşılmasın diye çocuğu öldürdüğünü öne sürerler. Çocuğun ölümünün hata olabileceğini de düşünürler. Ancak tabii ki bu varsayımlar asla kanıtlanamaz. İsmini açıklamak istemeyen gizemli bir kadın, 2002 yılında polise başvurarak
isminin Jonathan olduğunu iddia ettiği bu çocuğu tanıdığını ve annesinin suistimali nedeniyle öldürüldüğünü söyler. Ayrıca kadının iddialarına göre çocuk sürekli dövülmüştür, cinsel istismara uğramıştır ve en sonunda da küvete kustuğu için annesi tarafından yere fırlatılmış ve kafasını çarptığı için ölmüştür. Kadının anlattığı hikayeler çocuğun vücudundaki ve kafasındaki yaraların nereden geldiğini açıklasa da bu gizemli kadının ciddi psikolojik sorunları olması ve tedavi görmesi polislerin kadını ciddiye alarak araştırmaya dahil etmelerini önlemiştir. Olayı araştıran dedektiflerden biri olan Frank Bender'ın ortaya attığı başka bir iddia ise çocuğun kız çocuğu olarak yetiştirilmesidir. Bulunan cesedin kaşlarının alınıp ince bir şekil verilmiş olması ve çocuğun oldukça feminen yüz hatlarına sahip olması da bu iddiaları destekler niteliktedir. Polis bu yüzden kimlik teşhisi yapmakta zorlanmıştır ve belki de bu yüzden çocuğu tanıdığını söyleyen herhangi bir kişi de henüz ortaya çıkmamıştır. Bu teori çocuğu bulduklarında da neden saçlarının alelacele ve parça parça kesildiğini bir nebze de olsa açıklar durumdadır. Parmak izi uzmanı Billy Kelly'nin yaptığı analize göre çocuk 1950'li yıllarda Macaristan'dan Amerika'ya kaçak olarak gelen mülteci ailelerden birinin çocuğu olabilirdi. Kelly, öldürülen çocuğun gazetede bu mültecilerle ilgili yayınlanan bir makalede yer alan resimdeki çocuklardan birine benzediğini iddia etmiş olsa da yaptığı araştırmada seneler sonra bu resimde gördüğü çocuğun ailesiyle birlikte sağlıklı olarak Amerika'da yaşadığını öğrenmiştir. Bu teoriler en çok konuşulanlar ve üzerinde durulanlardı. Ve ortaya daha onlarca teori atılmıştı. Ancak hiçbiri dedektifleri ne yazık ki gerçek ve doğru bir sonuca yönlendiremedi. Ayrıca 3 ile 7 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bu erkek çocuğu bulunduğunda sadece 13 kilo ve 1 metre boyundaydı. Kemikleri de oldukça güçsüzdü. Çocuğun oldukça yetersiz beslendiği ve kötü şartlarda büyüdüğü öngörülmüştü. Hatta güneş ışığı görmeyen bir bodrum katında yetiştirildiği veya yasal olmayan insan deneylerinde bile kullanıldığı iddia edilmişti. Olaydan tam 41 sene sonra 1998 yılında tıptaki ve DNA analizindeki gelişmeler nedeniyle kemik kalıntıları ve dişlerinden çocuğun kim olduğunu bulabileceğini uman uzmanlar tarafından mezar tekrar açılmış ve konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak ne yazık ki yine hiçbir cevap bulunamamıştır. Sonuç itibariyle çocuğun kim olduğu ve ismi hala ortaya çıkmadı ve ayrıca katiline dair de herhangi bir ipucu bulunamadı. 1998 yılında yapılan araştırmadan sonra çocuğun kemik kalıntıları Philadelphia'daki Ivy Hill mezarlığına taşındı. Ve üzerine America's Unknown Child yazan kocaman bir mezar taşı yapıldı. Aradan yarım asırdan fazla süre geçmiş olmasına ve çocuğun kimliğinin hala teşhis edilememesine rağmen çocuk asla unutulmadı. Bugün bile mezarın etrafında hala taze çiçekler, oyuncaklar ve güzel dileklerin yazılı olduğu notlar yer alır. Arkadaşlar bu normal diğer paranormal videolardan birazcık daha farklıydı. Gizemli bir cinayetle ilgili bir cold case'le yani kapanamayan bir cinayetle ilgili bir video hazırlamak istedim size. Gerçekten çok enteresan geldi bana. Gerçekten çok ilgimi çekti. Bu tarz olaylar duymak isterseniz aşağıdaki yorumlara yazın. Belki bu serinin devamını da yapabilirim sizler için. Yani bu tarz çözülemeyen gizemli olaylarla ilgili bir seri başlatabilirim isterseniz. Tabii ki paranormal videolar ve şehir efsaneleri ve anı videoları devam edecek son hız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz ki sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarda tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.